Öncelikle tüm Rumeli camiasını saygıyla, hürmetle, sevgiyle selamlıyorum. Sizleri selamlamak için geldim zaten. Ben adayınızla aranıza girmeyeceğim. Fazla bir şey söylemeyeceğim. Ben bir milletvekiliyim. Yasamayla, yasama göreviyle sorumluyum. Türkiye'nin genel sorunlarıyla ilgili konuşmak için de tabii şu an bir yerel seçime gidiyoruz. Burası çok yeri değil. Zaten içinde yaşadığımız mevcut durumu sizler çok iyi değerlendiriyorsunuz. Bir yerel seçime gidiyoruz. Şunu söyleyebilirim. İlçenin seçeceğiniz ilçe belediye başkan adayı kadar İstanbul'un belediye başkanı da çok önemli. Bunu da çok önemsemenizi sadece bir milletvekili olarak, İstanbul'un milletvekili olarak rica ediyorum. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Sizler zaten sorunları yaşıyorsunuz. 20 yılda İstanbul nereden nereye geldi? Bakın biraz önce Adil Bey Zeytinburnu'nun durumunu sordu, söyledi. İstanbul'da aynı şekilde nasıl bir betonlaşmaya maruz bırakıldığını zaten hepiniz biliyorsunuz, yaşıyorsunuz. Sorunları biliyorsunuz. Bütün yeşil alanları betonlaştırıp şimdi de millet bahçesi yapıyoruz diye sizlerin karşısına çıkanların, çıkanlarla yola devam edip etmeyeceğinizin kararını siz vereceksiniz. Bu sorunları yaşayanlar sizlersiniz. Bizim görevimiz ancak İstanbul'a, İstanbulluya, İstanbul'un sorunlarını çözecek, rahat rahat kapısını çalabileceğiniz, dokunabileceğiniz bir büyükşehir adayı çıkarmaktı. Çok şükür Allah nasip etti, onu çıkardık. Biz Ekrem İmamoğlu başkanımıza güveniyoruz. Beylikdüzü'nde yapmış olduğu başarılı çalışmaları İstanbul'da da yürüteceğini, daha fazlasını yapacağını biliyoruz. Zaten takip eden herkes de bunu biliyor. Ben de mikrofonu almışken en azından Ekrem İmamoğlu başkanımızla ilgili sizleri biraz böyle bilgilendirmiş olayım. Ona da Adil Emecan'a verdiğiniz desteği sizlerden isteyeyim. Mart'ın sonu bahar olsun. İstanbullu kazansın.